Bismillahirrahmanirrahim. Sarftaki konumuz el ismül mensub, yani ismi mensup konusu arkadaşlar. Bu konu nispet yası diye de bazı kitaplarda yer alıyor. Yani nispet yası ya da nesep yası şeklinde de geçebiliyor. Aslında kolay bir konu. Fakat bazı ayrıntıları da var. O açıdan bakarsak biraz belki oraları detaylı olabilir. Ama asli olarak kolay bir konu. Nedir bu ismi mensup? Şudur arkadaşlar. Sonuna bu nispet yası ya da nesep yası dediğimiz şeddeli yağının bitiştiği kelimeye biz ismi mensup diyoruz. Mesela Arap'ın Arabiyyün. Arap biliyorsunuz Araplar manasına geliyor. Arap'ın kelimesi cins isimdir. Yani Arap cins olarak. Aslında çoğul kelime olarak çoğul değil ama cins isim olduğu için çoğul manasında ifade eder Arap kelimesi. Neyse bu şu anda konumuz değil. El Arabu ya da Arap'ın kelimesi Araplar demek. Bunun sonuna şeddeli yağ bitiştiğinde arkadaşlar Arabiyyün. Artık bu Arabi yani veya Araplara mensup olan. Mesela Raculun Arabiyyün. Araplara mensup bir adam manasına gelmiş oluyor artık. Yani bu sonundaki şeddeliye arkadaşlar nispet ifade ediyor. Bu sondaki şeddeliye bu kelimenin Araplara mensup olduğunu, onlara onlardan olduğunu ifade etmiş oluyor. Oraya mensup. Onlarla alakalı. Veya mesela ilmün kelimesine bakalım. İlmün biliyorsunuz ilim demek veya bilim demek. İlmiyyün bu da yine ismi mensup olmuş oluyor. Arabiyyün, ilmiyyün. Bu kelimeleri biz ismi mensup diyoruz artık. Sonuna bu nispet yazı bitiştikten sonra. Ve anlam olarak da ne oluyor? İlmün bilim demek, ilim demek. İlmiyyün de ilmi ya da bilimsel diye Türkçe'ye çevirdiğimiz şey. Bazen Türkçe'ye sel sal diye çevirdiğimiz şeyler bu kelimeler aslında. Veya sonunu böyle iyi diye uzatarak bitirdiğimiz kelimeler. İlmi, içtimai, siyasi dediğimiz şeyler. Siyasi de diyoruz mesela, siyasal da diyoruz. Veya ilmi diyoruz veya bilimsel diyoruz. Bunlar işte ismi mensup olmuş oluyor aslında bu kelimeler. Yani ilme mensup olan, ilimle alakalı manasına geliyor. O anlamı ifade etmiş oluyor. Aslında bu normalde bunun yapılışı nasıl arkadaşlar? Yani bir kelimeyi alıyoruz. Direkt şeddeli yağı sonuna bitiştiriyoruz ve ismi mensubu elde etmiş oluyoruz. Yani asıl itibariyle kolay bir konu. Fakat Arapçada işte bazı kelimelerin sonu biraz değişik olduğu için arkadaşlar onlarda biraz küçük ayrıntıları var. İsterseniz onlara bakalım beraber. Şimdi ismi mensubun yapılış kuralları. Bunlar tabi genel kural dışında. Genel kuralımız şurada az önce anlattığımız kural. Kelimenin sonuna doğrudan şeddeli yağı, nispet yağısını bitiştiriyoruz. İsmi mensubu elde ediyoruz. Ama özel kurallar var. Bir de mesela sonunda kapalı T bulunan müennes isim. Yani bunda direkt T'den sonra Y'yi bitiştirmiyoruz mesela. Bunun için özel bir kural var arkadaşlar. Ne oluyor? Basit bunun kuralı. Sonunda kapalı T olan müennes ismin sonundaki o kapalı T'yi hasfediyoruz, atıyoruz. Ondan sonra şeddeli yağı, nispet yağısını ekliyoruz ve böylece ismi mensubu elde etmiş oluyoruz. Mesela Fatıma kelimesine biz nispet yağısını eklemek istediğimizde Fatıma kelimesinin sonundaki kapalı T'yi atıyoruz. Fatımiyyün diyoruz. Fatıma bildiğimiz Fatıma demek. Fatımiyyün de Fatıma'ya mensup olan, Fatıma ile alakalı olan veya Fatımi dediğimiz mesela Fatımiler var tarihte gibi böyle anlamlara gelebiliyor. Ya da Mekketü arkadaşlar. Mekke demek bildiğimiz Mekke şehri. Sonunda kapalı T var. Mekke'ye mensup manasında Mekke'ye ait veya Mekkeli bazen lili manası da veriyor bu ye. Hatta çoğu zaman o manayı da veriyor arkadaşlar. Mekkeli diyeceğiz mesela. Ne yapıyoruz? Sonundaki kapalı T'yi atıyoruz. Mekkiyyün. Ha bunlar kapalı bu nispet yazı bitiştikten sonra arkadaşlar şeddeli yağı bitiştikten sonra bu kelimeler de yine müennes yapılabilir. Mesela Mekkeli bir adam derken Raculun Mekkiyyün deriz ama Mekkeli bir bayan mesela İmraatün Mekkiyyetün
O şeddeli yağdan sonra tekrar bir kapalı T'ye getirerek ismi mensubu da müennes yapabiliriz. O ayrı bir konu. Ama kapalı T'ye bitişmiş olan, sonunda kapalı T olan bir kelimeye nispet yağsını bitiştirmeden önce mutlaka o kapalı T'yi hasfetmemiz gerekiyor. Sonunda kapalı T'ye bulunan müennes isimde kural böyle arkadaşlar. İsmi maksurda nasıl peki? İsmi maksurda biraz daha ayrıntılı kurallar var. İsmi maksur nedir? Sonu elifle biten isimlerdir arkadaşlar. İsmi maksur. Mesela El-Hüda, El-Riba, Mustafa gibi ya da El-Müsteşfe gibi böyle sonu elifle biten kelimelere biz ismi maksur diyoruz. Şimdi bu ismi maksurda harf sayısına göre kuralları var. Birinci kuralımız şu. Eğer elif, yani ismi maksur elifle bittiği için sonunda elif var. Eğer ismi maksurun sonundaki elif üçüncü harf ise bu elif vava kalbedilir. Yani vava dönüştürülür. Mesela riben kelimesinde olduğu gibi. El takısız hali riben diye okunur. El takılı hali de er riba şeklinde okunur arkadaşlar. Elif, el takılı halinde elif daha çok seslendirilir. Nekralı halinde elif okunmuyor, bakın riben diye okunuyor. Ama el takısı koyarsanız er riba olur. Burada bakın 3 tane harf var. Ra var, B var, bir de elif var. Yani sondaki elif var. Bunda kural basit aslında. Bu 3. harf ise elif, direkt vava dönüştürüyoruz. Riben, ribaviyyun diyoruz. Ya da hüden, hüdeviyyun şeklinde. Direkt o elifi vava dönüştürüyoruz. Vava dönüştürdükten sonra arkasından nispet yağsını, yani şeddeli yağı ilave ediyoruz. Riben faiz demek mesela. Ribeviyyun faizle alakalı şeyler manasına geliyor. Peki eğer elif maksur olan bir isimde elif dördüncü harf ise ve kelimenin ikinci harfi de sakin ise, böyle olduğunda arkadaşlar elif dördüncü harf ve kelimenin ikinci harfi de sakin ise elif yine vava dönüştürülür. Bu birinci kuralda olduğu gibi. Mesela Kisra, bakın Kef birinci harf, Sin ikinci harf, Ra üçüncü harf, ondan sonra elif gelmiş dördüncü harf olarak. Kelimenin ikinci harfi olan Sin de kesralı. Ne yapıyoruz? Kisra, Kisra'ya mensup derken Kisraviyyun. O sonundaki elifi vava dönüştürüyoruz. Ya da Nimse, Avusturya demek. Nimseviyyun. Elif dördüncü harf ve kelimenin ikinci harfi de sakinse böyle yapıyoruz. Eğer ikinci harf sakin değilse arkadaşlar, yani elif dördüncü harf fakat ikinci harf, kelimenin ikinci harfi sakin değilse, bu durumda elifi hasfediyoruz. Yani kelimenin sonundan elifi atıyoruz. Mesela Kanada, bildiğimiz Kanada ülke adı. Burada K var, Nun var, Dal var. Üç harf. Üçüncü harften sonra dördüncü harf olarak elif gelmiş. Kelimenin ikinci harfi de fethalı, bakın. Hareketi sakin değil. O zaman direkt elifi atıyoruz artık. Ondan sonra şeddeli yağı bitiştiriyoruz. Kanada, Kanadiyyun. Kanada, Kanadalı. Ya da Cenova, işte Cenova demek. Ceneviyyun, Cenovalı. Direkt elifleri atıyoruz. Eğer elif arkadaşlar maksur olan bir isimde elif, 5. veya daha üzerinde bir harfse artık, 5., 6., 7. neyse, böyle bir durumdaysa artık 4'ten fazla bir, 4. sıradan fazla bir sırada geliyorsa doğrudan hasfedilir. Hiç bakılmaz artık. Öncesinde hangi harfi var vesaire, bunlara bakılmaz. Eğer maksur olan bir isimde sondaki elif 5. veya daha üst seviyede, üst sırada bir harfse o zaman direkt hasfediliyor. Mesela Fransa, F, Ra, Nun, S, 4 harf var, bakın elif 5. olarak gelmiş. Direkt Fransa kelimesinin sonundaki elifi hasfediyoruz. Şeddeli yağı ondan sonra sine bitiştiriyoruz. Fransiyun, Fransa, Fransalı, Fransa, Fransiyun. Elifi doğrudan atıyoruz. Ya da Amerika, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. harf olarak gelmiş elif Amerika'da. Amerika, Amerikiyun. Elifi direkt atıyoruz. Uganda, bakın 1, 2, 3, 4, 5, yine 6. harf. Uganda, Ugandiyun şeklinde
direkt atıyoruz. Veya Bukhara 1, 2, 3, 4, 5. harf. Hollanda derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. harf olarak gelmiş. 2 tane lam olduğu için şeddeli arkadaşlar. Bukhara, Bukhariyün. Bakın elifi attık. Hollanda, Hollandiyün. Direkt artık 5 ve üzerindeki bir sıradaysa elif, doğrudan elifi hasfediyoruz. Ondan sonra şeddeli yayı bitiştirerek ismi mensubu elde etmiş oluyoruz. Eğer eliften önce bir y harfi varsa ikisi birden hasfedilir. Yani hem elif hem de o eliften önceki y harfi arkadaşlar, ikisi birden toptan hasfedilirler. Mesela İspaniye, bakın y diye biten isimler yani. İspaniye veya Almanya, Ukrayna, İtalya, Libya, bakın bunlar hep y y diye bitiyor. Yani elif var, eliften önce bir de y var. Böyle bir durumdaysa eğer o y ve elifi ikisini birden atıyoruz. Ondan sonra geriye hangi harf kalıyorsa ona şeddeli yayı nispet yasını bitiştiriyoruz ve ismi mensubumuzu elde etmiş oluyoruz. Mesela İspanya, İspaniyun. İspanya, İspanyalı. Libya, Libiyun. Libya, Libyalı. Almanya, Almaniyun. Almanya, Almanyalı. Ukrayna, Ukrayniyun. Ukrayna, Ukraynalı. İtalya, İtalyun. İtalya ve İtalyalı şeklinde. Direkt burada y ve elifi, eğer sonu y ve elifle bitiyorsa y ve elifi doğrudan hasfederek ismi mensubumuzu elde ediyoruz arkadaşlar. İsmi maksurda durum böyle. Yani sonu elifle biten isimlerde durum böyle. İsmi memdutta da bazı özel kurallar var arkadaşlar. Memdut isim neydi? Sonunda elifi memdude bulunan, yani şu gördüğümüz uzun elif ve arkasından da şu topak elif, küçük hemze. Bu ikisine birlikte elifi memdude diyoruz. İsmi memdut da sonunda elifi memdude bulunan isimlere deniyor. Memdut isim. Bunlarda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Eğer hemzesi, yani şu sondaki memdut olan ismin sonundaki hemze eğer müenneslik içinse, yani müenneslik için olduğunda da zait oluyor arkadaşlar. Yani kelimenin kök harflerinden olmamış oluyor. Kelimenin kök harflerine sonradan ilave edilmiş oluyor. Mesela sahrada sahra kök harfler, hemze fazlalık. Beyza derken beyada kök harfler, hemze fazlalık arkadaşlar. Eğer böyleyse ne yapacağız? Bu hemzeyi vava dönüştüreceğiz. O hemze müenneslik içinse, zaitse yani. Mesela sahra-ı çöl demek, çölle alakalı diyeceğiz veya çöllü, çöle ait olan kimse. Sahraviyün şeklinde. Beyda-ı mesela, böyle bir kasaba var sanırım. Hatta tefsirci Beydavi var. Beyda, Beydaviyün, Beydalı. Beyda bir mesela kasaba ismi, Beydaviyün, o da Beydalı manasına geliyor arkadaşlar. Hemzeyi direkt vava dönüştürüyoruz. Ondan sonra nispet yasını bitiştiriyoruz. Hemzesi asli ise, yani sonradan ilave değil, zait değil, müennesik için değilse arkadaşlar, memdut olan isimde hemze asli ise aynen bırakılır. Yani olduğu gibi bırakılır. Hiçbir değişiklik yapılmaz. Direkt şeddeli yayı bitiştireceğiz. Mesela inşaun. Bunun kökü zaten neşe'e kökü. Kökünde hemze var. Neşe'e, enşe'e, enşe'e, yunşu'u, inşaun. İnşa etmek demek. İnşaiyun. İnşaatla alakalı olan şeyler demek. İbtidaun. Başlamak mesela. Bunun kökü de bede'e. İbtidaiyun. İlkel demek mesela. İbtidai, ilkel. Başlangıçla alakalı. İstikra'ın, bunun kökü de gara'ı arkadaşlar. İstef'ale babına girmiş. Bunda da yine hemze aslidir. İstikra'iyyün. Asli olduğunda herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Hemzenin aslı vav ya da ye ise, yani hemze olarak yazılmış ama normalde başka bir kelimeden, vav ya da ye'den hemzeye dönüşmüş ise, bu durumda da yine vava kalbedilir arkadaşlar. Yani 3 madde var. İkisinde vava kalbediliyor arkadaşlar. Böyle aklımızda kalabilir. Sadece asli ise hemze olarak kalıyor. Diğerinde vava kalbediliyor. Diğer şık da bu 3. maddede aynen bırakılabilir. Yani aslı vav ya da ye ise hemzenin, vava da kalbedilebilir.
aynen olduğu gibi bırakılabilir. Aslında olduğu gibi bırakmak da bizim için bir seçenek. O zaman şöyle de düşünebiliriz. İsmi Memdud da eğer Zaid ise vav'a kalbediyoruz. Zaid değilse aynen bırakıyoruz. Diğer iki şıkta böyle de düşünebiliriz. O da mümkün. Mesela Sema'ün. Sema'ün kelimesi gökyüzü demek. Sema yesmu fiilinden geliyor bu. Sema yesmu fiil de birinci baptan nakıs. Kökü vav. Sema ve aslında. Sema'ün de normalde semavündür aslında yani. Vav'dan hemzeye dönüşmüş. Dolayısıyla aslı vav. Aslı önemli, illa ki vav olması gerekmiyor. Y de olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Vav ya da Y ise dedik. İster aslı vav olsun, ister Y olsun hemzenin. Eğer sonuçta başka bir kelimeden, başka bir harften hemzeye dönüşmüşse vav'a da kalbedebiliyoruz. Olduğu gibi hemze olarak bırakabiliyoruz. İki seçeneğimiz var burada. Mesela semaun gökyüzü, semaviyyun de diyebiliyoruz ki bunu duymuşsunuzdur. Semavi dinler diyoruz. Bakın oradan geliyor bu. Semaviyyun de diyebiliyoruz. Semaiyyun de demek mümkün. İkisi de caizdir burada. Veya duaun kelimesi mesela duavündür aslı. Duaviyyun de diyebiliriz. Duaiyyun de diyebiliriz. Veya binaun kelimesi var. Kökü beneye. Yani hemzesi binaun kelimesinin hemzesi Y'den hemzeye dönüşmüş. Orada da binaviyyun de diyebiliriz. Binaiyyun de diyebiliriz arkadaşlar. Peki sonunda şeddeliye bulunan isimlerde ne yapacağız? Bunlara nasıl nispet yağısını bitiştireceğiz? Hani nispet yağısı zaten şeddeli bir yağ arkadaşlar. Bir de sonunda şeddeliye bulunan bir isim var. Biz buna tekrar şeddeli bir yağ bitiştireceğiz. Yani 4 tane yağ olmuş olacak değil mi? Bu durumu nasıl aşmamız lazım? Bu da mümkün değil. 4 tane y olması. Şöyle yapıyoruz. Şeddeli y'den önce bir harf varsa eğer, yani kelime 3 harfli ise ilk y aslına döndürülür. İkincisi ise vav'a kalbedilerek makabli fethalanır. Yani mesela örnek üzerinden bakalım. Hayyun kelimesi arkadaşlar. Hayyun kelimesi zaten şeddeli bir yağ ile bitiyor. Şeddeli yağdan önce de bir harf var. Şimdi ilk bunun aslı da ha ye ye. İlk harfi ha, ikinci harfi ye, üçüncü harfi de ye. Ne yapıyoruz? İlk ye yani ha'dan sonraki ye hani şeddeli ya bu ya. O şeddeler şeddeli yağdan ilki zaten ye. Onu ye'ye döndürüyoruz. İkincisini de vav'a kalbediyoruz. Ha ye oluyor. Hay hay haye yün aslında bu. Hay yün, haye yün, haye vün oldu. Bunun sonunda da şeddeli yağı bitiştiriyoruz. Hayaviyyun. Hayati demek. Hayaviyyun. Hayati. Ya da tayyun kelimesi katlamak demek. Bu da tava fiilinden geliyor arkadaşlar. Yani y'ler, bu iki tane y var burada. Bu y'lerden ilki vav. Aslı vav. İlkini aslına döndürüyoruz. Taveyyun oluyor. İkinciyi de vav'a döndürüyoruz. O zaman iki tane vav olmuş oluyor. Taveviyyun. Tayyun. Taveviyyun şekline girmiş oluyor. Şeddeli ya'dan önce iki harf varsa ne olur peki? İlk ya hasfedilir, ikincisi ise vav'a kalbedilir. Bu daha kolaymış. Yani ilk ya'yı hasfediyoruz, ikincisini de direkt vav'a kalbediyoruz. Bu daha basit oluyor tabi. Mesela nebiyyün, nebiyyün. İlk ya'yı attık, nebiyyü kaldı geriye. O ya'yı da vav yapıyoruz. Ve makablini de bu y'nin, bu vav'ın makablini de arkadaşlar fethalıyoruz. Nebivün ya, nebevün yapıyoruz. Sonuna da şeddeli ya'yı ekliyoruz. Nebeviyün. Bu kelimeyi de duymuşsunuzdur. Nebevi şeklinde. Hadis-i Nebevi ya da Mescid-i Nebevi derken oradan da aklınızda kalabilir. Hep duyduğunuz kelimeler bunlar arkadaşlar. Bakın Aliyün mesela, bu da şeddeli ya ile bitiyor. Y'lerden ilkini atıyoruz. İkincisini vav yapıyoruz. Vav'ın makabilini fetha yapıyoruz. Aliyün, Aleviyün. Aleviyün kelimesi de zaten Alevi diye Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Buradan da aklımızda kalabilir. Şeddeli ya'dan önce 3 ve üzeri harf varsa arkadaşlar şeddeli ya olduğu gibi artık hasfedilir. Mesela Şafiiyün. Şafiiyün sonunda şeddeli ya var. Öncesinde de şin var, elif var, fe var, ayn var. 4 tane harf var. 3 tane olsa bile aynı şey olacaktı zaten. Biz o zaman şeddeliyeyi atıyoruz. Yerine nispet yağısı olan şeddeliyeyi getiriyoruz. Diyeceksiniz ki görünürde ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Evet.
Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Teoride sadece bir şey değişmiş oldu. Şafiiyün, İmam Şafii'nin ismi. Biz ondaki y'yi attık, nispet yaz koyduk. Artık Şafiiyün, ikinci Şafiiyün kelimesi burada. İmam Şafii'ye mensup olanlar demek artık. Şafii mezhebine mensup olan manasına gelmiş oluyor. Bu birinci Şafii İmam Şafii, ikinci Şafiiyün de İmam Şafii'ye mezhebinde uyan kimse. Şafii yani. Hani Hanbeli, Hanefi der gibi Şafii demiş oluyoruz. Diğer bir maddemiz arkadaşlar. Lamel fiili hasfedilmiş 3 harfli kelimede. Bakın lamel fiili hasfedilmiş 3 harf, yani 3. harfi hasfedilmiş olan 3 harfli kelimede düşen harf geri döndürülür. Mesela ebun kelimesi. Ebun. Arapçada 2 harfli isim olmuyor zaten. 3 harfli oluyor en az. Demek ki biri düşmüş. Ebun ne düşmüş? Vav düşmüş. Zaten mesela ebun ebeveni derken ikil yaparken de o vav geri geliyor arkadaşlar. Ebun bir baba, ebeveni iki baba derken orada vav geri geliyor. Oradan da vavın düştüğünü anlayabiliriz. O vavı nispet yası eklerken de sonunda yine geri getiriyoruz. Ebun baba, ebeviyyün babayla alakalı olan şey demek. Ya da yedün, yedeviyyün şeklinde. Yedün de iki harfli, bakın. İki harfli olamaz bir kelime. En az üç harfli olması lazım. Yedün, yedeviyyün diyoruz. Yani elle alakalı mesela. Mesela amelün, yedeviyyün. El işi. Elle alakalı iş şeklinde kullanılabilir. Son olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar. Fa'iletün veznindeki isimlerin ismi mensup sigası fe'aliyyün şeklinde gelir. Bunu direkt söyleyelim. Yani direkt siga veriyoruz burada. Fa'iletün şeklinde geliyorsa bir kelime, onun ismi mensubu fe'aliyyün şeklinde olur. Mesela medinetün, bakın fe'iletün, medinetün. Ne yapacağız? Direkt y'yi atıyoruz. Medeniyyün, t'yi de atıyoruz. Medeniyyün, medinetün, medeniyyün. Medine, medineli. Veya şehir, şehirli. Sahifetün, gazete. Sahafiyyün, gazeteci. Bakın direkt fa'iletün, fa'aliyyün. Sahifetün, sahafiyyün. Hanifetün, mesela Ebu Hanife. Hanefiyyün. Ceziratün, cezeriyyün. Gabiletün, gabeliyyün gibi. Kitapta da inşallah bunun örnekleri gelecek.